Merhabalar, Foranır öğretici serisinin yeni bölümündeyiz. Bu bölümde Aramuş'u anlatacağım. Aramuş'u kanalımda çok kez oynadım. Yani zaten main karakterim olduğunu biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için Aramuş benim en sevdiğim karakterdir. 70 reputation olan tek karakterim zaten. O yüzden hızlı hızlı anlatacağım. Çok fazla anlattım çünkü Aramuş'a yani videolarda zaten ya dünkü videoyu izleseniz bile zaten Aramuş'a dünden önceki videoyu daha doğrusu İzleseniz bile Aramuş'a nasıl oynadığımı anlarsınız yani. Aramuş'un nasıl oynandığını. Ama ben yine de anlatacağım burada yeni başlayanlar için. Kombolarından falan bahsedeceğim. Aramuş'un komboları sonsuza kadar devam eder. Basit komboları, temel komboları. Ne demek oluyor bu? Yani enerjiniz bitene kadar devam ediyor. Saldırınızın yönünü değiştirmek kaydıyla sonsuza kadar vurabiliyorsunuz. Yani aynı yerden iki kez vuramıyorsunuz. Saldırınızın yönünü mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Aynısı ağır saldırı için de geçerli bu arada. Ağır saldırınızın yönünü de değiştirdiğiniz müddetçe saldırılarınızı enerjiniz bitene kadar devam ettirebiliyorsunuz. Zincirleme kombolar nasıl yapılıyor peki? Ağır saldırıdan sonra ağır saldırı yapabilirsiniz. Hafif saldırıdan sonra ağır saldırı yapabilirsiniz. Bu şekilde kombolarınız devam ediyor. Zincirleme ağır saldırı komboları bir de şu şekilde devam ediyor. Onu söylemem lazım. Ağır saldırı komboları yani hafif saldırıdan ağır saldırı geçişlerde mutlaka saldırınızın yönünüzü değiştirmeniz lazım. Yoksa zincirleme ağır saldırıya geçiş yaparsınız. Yani bu şekilde devam etmez saldırınız. Sadece şunu yaparsınız. Aynı yerden vursanız zincirleme ağır saldırı bitirişine otomatik olarak geçiş yapıyor karakter. Yani kısacası şöyle göstereyim. Mesela saldırımın yönünü değiştirirsem vurmaya devam edebilirim. Ama aynı yerden iki saldırı yaparsam, hafif ya ağır ya da ağır ağır saldırı yaparsam saldırım otomatik sonlanıyor. Yani komboyu sonlandırmış oluyorum. Aynı zamanda feintlere geçiş yapabiliyorsunuz bu şekilde. Onu da aklınızda bulundurun. Feintleri de anlatacağım. Hatta şimdi anlatayım ki açıklayıcı olsun. Aramuş'a da feintlere nasıl geçiş yapılıyor? Şu şekilde geçiş yapılabiliyor. Hafif saldırıdan sonra aynı yönden ağır saldırı yaparsanız saldırınızın yönünü değiştirmeden diyorum. Ağır saldırıya geçiş yaparsanız saldırınızın yönünüzü değiştirebilirsiniz. Ağır saldırı otomatik olarak iptal ediliyor yani. Saldırınızın yönünü değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde kombolarınızı devam ettirebiliyorsunuz Aramuş'a da. Aramuş'un olayı böyle yani. Ağır saldırıdan sonra ağır saldırı yapıp da yine feint'e geçiş yapabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Ama ilk ağır saldırıda feint yapamazsınız. Yani ağır saldırıdan hafif saldırıya geçiş yapamıyorsunuz. Mutlaka işte zincirleme ağır saldırıya geçiş yapmanız lazım. Bu şekilde. Veya hafif saldırıdan sonra ağır saldırınızın yönünüzü değiştirmemeniz gerekiyor. Aramuş'un olayı bu yani. Şimdi anlatmadığım herhangi bir kombosu yok. Temel kombolarından, feintlerden bahsettim. Ağır saldırıdan ağır saldırıya, ağır saldırıdan hafif saldırıya, hafif saldırıdan hafif saldırıya, hafif saldırıdan ağır saldırı, feint, hafif saldırıya bunları anlattım. Aramuş'un zonuna söyleyeyim ya da zondan önce şu saldırısını söyleyeyim. Hyper Armor alıyor burada Aramuş'a. İleri adım ardından ağır saldırı yaparsanız bu şekilde Hyper alıp vurursunuz. Bunu da yine kombo olarak devam ettirebiliyorsunuz. Bu şekilde zincirleme komboya geçiş yapabilirsiniz ya da hafif saldırıyla devam edebilirsiniz. Tercih sizin. Zincirleme ağır saldırıya geçmeye de bilirsiniz yani. Normal saldırınızın yönünü değiştirip direkt ağır saldırı devamını getirebilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız saldırınız devam eder ama eğer yukarıdan yaparsanız zincirleme ağır saldırı kombosuna geçiş yaparsanız bu da ne demek oluyor? Yani saldırınız sonlanır. Ya da feintlen devam edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış tercihler. Umarım anlamışsınızdır. Zincirleme ağır saldırıya geçtiğiniz an feintler çalışır. Olay bu yani. Fazla da uzatmaya gerek yok. Zonu Aramuşa'nın iki çeşit geliyor. Yani bu bir, bu da iki. İkinci gelişi bloklanamazdır ve 30 hasar verir. İlki 12 hasar, yok 13 hasar veriyor ilk saldırısı. İkincisi 30 hasar veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam 13 vuruyor yani. Şu birincisi 13, ikincisi 30 vuruyor.
İkinciyi iptal edebiliyorsunuz. Bu bizim temel kandırma aracımız olacak. Rakibi kandırıp guard buraya geçiş yapabiliyorsunuz bu şekilde. Hızlı bir şekilde yapabilirsiniz rakibinizi kandırmamız için. Yani rakibinizi kandırmak için en ideal tercihlerden birisi bloklanamazdır. Aklınızda bulunsun. Ya da farklı şekillerde de devam edebilirsiniz bu arada. Yani iptal hafif saldırıyla da devam edebilirsiniz. Ya da iptal ağır saldırıyla da devam edebilirsiniz. Yani şu şekilde. Ağır saldırıyla da devam edebilirsiniz ama onlar hani garanti olmuyor tabii ki de. Rakip bloklayabilir ya da perileyebilir. O yüzden en ideal tercih burada guard break'tir. Ya da hiç yani rakibinize mesela ilk guard break'te düello sırasında diyelim ilk karşılaşmanızda ilk roundda mesela guard break attınız. İkinci roundda veya ikinci denemenizde de guard break denediniz. Rakip üçüncü denemenizde de artık guard break atacağınızı düşünüp ona hazırlıklı olacaktır. Siz de saldırınızı salabilirsiniz o zaman. Bu da bir tercih tabii ki de. Bunlar da yine size kalmış taktikler diyeyim. Aramuşa'nın başka kenara kaçılmaları var. Her iki yöne de kaçılabiliyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Orochi'deki, Peacekeeper'daki gibi, Berserker'deki gibi bir kaçılma değil Aramuşa'daki. Zamanlaması önemli. Eğer geç yaparsanız saldırı yersiniz. Erken yaparsanız saldırı yiyebilirsiniz. O yüzden tam zamanında yapmanız gerekiyor ki kaçılabilirsiniz Aramuşa'da. Perilemesi de çok zor değil. O yüzden rakibin saldırısının geldiğinden emin olduğunuz anda bunu yapmanız lazım. Aynı şekilde bunda da kombolarınızı devam ettirebilirsiniz. Hafif saldırıyla devam ettirebilirsiniz. Ağır saldırınızın yönünü değiştirip ağır saldırı kombolarıyla devam edebilirsiniz. Ya da aynı yerden ağır saldırı yapıp zincirleme ağır saldırıya geçiş yaparak kombonuzu bitirebilir. Ya da feintlere geçiş yapabilirsiniz. Bu yine sizin tercihiniz. Aramuşa'da diğer bir olay 5'leridir. Aramuşa'nın 5'ini şu şekilde yapıyorsunuz. Ağır saldırı yaptıktan hemen sonra yakalama tuşuna basarsanız Aramuş'a 5'e geçiş yapar. Rakibi yakalayıp 12 hasar veriyor. Şu şekilde göstereyim. Bunu da aynı şekilde hafif saldırıyla devam ettirebilir. Ya da ağır saldırı zincirleme kombosuna geçip feintle devam edebilir. Ya da yine ağır saldırı kombosuna geçip saldırınızı bırakabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış seçenekler, taktikler diyebilirim. Canını yenilesin de ölmesin şimdi burada. Aramuşa'nın ileri koşarken yaptığı bir saldırı var. Yine iki saldırı şeklinde geliyor. Eğer bir kere basarsanız bir saldırı yapıyor. Ama eğer iki kez basarsanız iki saldırı yapıyor. 28 hasar vuruyor. Bu genelde 4'e 4'lerde daha çok işinize yarayacaktır. Düellolarda o kadar işinize yaramaz yani. Ama yine de yapabilirsiniz. Şansınızı deneyin diyeyim. Onun dışında anlatmadığım herhangi bir şey kaldı mı? Beşleri anlattım. Beşler bu arada illa yukarıdan yapmak zorunda değilsiniz. Her yönden oluyor. Ama şöyle bir şey var. Mutlaka ilk ağır saldırı olmak zorunda. Yani zincirleme ağır saldırılar olmuyor. İlk ağır saldırıdan sonra yakalama tuşuna basarsanız 12 hasar veren bir yakalama yapıyor. 5 tarzı. Bu ileri atılmada da yapıyor bunu. Aklınızda bulunsun. Onun dışında anlatmadığım herhangi bir kombosu kalmadı Aramuşa'nın. Hafif saldırıları, ağır saldırıları, zincirleme ağır saldırıları, feintleri, ileri atılmaları, beşleri, kenara kaçılmaları anlattım. Aramuşa'da ince detaylar var. Onları daha sonra geçeceğim. Şimdi neyi anlatayım? Şeyi anlatabilirim. Kılıç bloğunu şimdi mi anlatsam, sonra mı anlatsam? Kılıç bloğuna sonra geçeceğim. Şimdi diyelim ki rakibinizi yakaladınız. Ne yapıyoruz? Yukarıdan ağır saldırı yapmamız gerekiyor. Yanlardan yaparsanız olmaz. Vuramazsınız. Bloklar yani. Şöyle göstereyim. Bloklayacaktır bu saldırıyı. O yüzden yukarıdan yapmanız gerekiyor ağır saldırınızı guard break attıktan sonra. Ama diyelim ki duvar yakınındasınız. O zaman yanlardan ağır saldırı yapabilirsiniz. Garanti oluyor çünkü. Nasıl attığınızın bir önemi yok. Her türlü ağır saldırıyı yapabiliyorsunuz. 27 hasar veren. Enerjiniz yokken de yapabiliyorsunuz bunu. Aklınızda bulunsun. Hani enerjiniz yokken bir şekilde rakibin canı diyorum. Enerjisini de değil. Ya yani rakibe bir şekilde guard break attınız. O zaman ağır saldırı yapabiliyorsunuz.
yandan da. Yani bu şekilde ağır saldırı yapabiliyorsunuz. Veya ileri attınız diyelim. Yine yandan ağır saldırı yapabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun yani. Guard break atarsanız, duvar yakınında değilseniz hafif saldırı yapmanız gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. Enerjimi kapattım şimdi. Aklınızda bulunsun. Hafif saldırı perilerseniz enerjiniz yokken hafif saldırı yapıyorsunuz. Eğer enerjiniz yokken, enerjiniz varken hafif saldırı perilerseniz bu sefer de ağır saldırı, yandan ağır saldırı yapabilirsiniz. 27 hasar veren ağır saldırıyı. O aklınızda bulunsun. Şimdi bunu da anlattım. Blok yapsın bana. Blok diyorum. Saldırsın bana. Şu şekilde bir ağır saldırı yaptırayım kendime. Diyelim ki rakibinizin ağır saldırısını perilediniz. O zaman ne yapacaksınız? Yapabileceğiniz 3 şey var. Bunlardan birincisi hafif saldırıdır. 12 hasar verirsiniz. İkincisi zona geçiş yapmaktır. Benim tercihim bu ama daha fazla enerjinizi harcıyor. Aklınızda bulunsun. Zona geçiş yapıp guard break atıp rakibi yakalayıp ağır saldırı verebilirsiniz. Ya da 5'e geçiş yapıp kombonuzu devam ettirebilirsiniz. Bu şekilde saldırılar yapabiliyorsunuz ağır saldırıdan sonra. Benim tercihim burada genelde zone oluyor. Çünkü bloktan hamaza geçiş yapabildiğim için ve 13 hasar verebildiğim için iyi oluyor yani. Ama 5 de tercih edilebilir. Size kalmış bu tercihler yani. Onun dışında anlatmadığım herhangi bir şey var mı? Bunu da anlattım. Şunu da göstereyim. Bu duvara vurmalarla ilgili. Aramuşan'ın ince bir detayı var. Rakibinizin mesafesine, yani aradaki duvara atma mesafesine bağlı olarak şöyle bir combo yapabiliyorsunuz. Bu comboyu nasıl yapıyorsunuz? Diğerlerinden farklı biraz. O yüzden burayı iyi dinleyin. İnce bir detay bu Aramuşa'da. Diyelim ki rakibinizi duvara vurdunuz ve arada mesafe var. O mesafeyi şimdi göstereceğim birazdan. Şimdi göstereceğim birazdan. Yani birazdan göstereceğim işte. Olay şu. Geri hafif saldırı. Yani normal hafif saldırı değil. Geri hafif saldırı nasıl yapılıyor? Yani geri adım atarken şu şekilde. Hafif saldırıya basarsanız geri hafif atarsınız. Yani anında. Geri hafif saldırı, saldırı yönünüzü değiştirip ağır saldırı. Geri hafif saldırı, saldırı yönünüzü değiştirip ağır saldırı. Aradaki mesafeye bağlı olarak yani o mesafenin ince detayı var. Ayarlamak lazım yani. Her zaman olmuyor, her zaman tutmuyor. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Hafif saldırı, ağır saldırı. Eğer bu şekilde saldırınızın yönünü değiştirip yaparsanız 30 vuruyor. Bu şekilde yaparsanız 31 vuruyor. Yani bir hasar fazla vuruyor. Bazen bir hasar oyun kazandırıyor tabi. Ya çok önemli değil. 30 hasarda vurabiliyorsunuz yani. Ama bunu yapmak için mesafe önemli dediğim gibi. Şöyle göstereyim. Şu an bloğu açtım. Saldırılarımı bloklayacak her türlü. Yani bu saldırının isabet ettiğini de göstereceğim size şimdi. Aradaki mesafe şöyle bir şey olması lazım. Attınız diyelim. Gördüğünüz gibi 30 hasar verebiliyorum. Biraz uzakta olması lazım yani. Şöyle gelirse bana doğru. Şöyle şuradan attım diyelim. Geri hafif saldırı, ağır saldırı yaptım. Olmadı gördüğünüz gibi. Çünkü o mesafe detayı var işte. Ama şu garanti oluyor bu arada. Aradaki mesafe şu kadar bile olsa garanti oluyor. Gördüğünüz gibi 30 hasar vurabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bu ince bir detaydır. Yani 27 hasar vurmak var, 30 hasar vurmak var. Bu tercih size kalmış tabii ki de. Ama unutmayın, bunun mesafesi önemli. Yani duvar dibindeyken yani yaparsanız olmayacaktır. Çünkü hafif saldırıyı vurursunuz, geri hafif saldırınızı. Onu vurmamanız gerekiyor burada. Detay o yani. Hafif ağır saldırı yapıp 30 hasar verebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. İnce bir detaydır bu. Diğerini nasıl yapıyoruz? 31 hasarı nasıl yapıyoruz peki? Onda biraz daha uzaktan atmanız lazım. Sanırım şu taş var ya, şu taşın bitişin, ya şuradan yaparsınız herhalde. Şöyle yapılır herhalde diye düşünüyorum. Ya böyle 30'u vurdum. Pardon. Şuradan yaparım galiba ya. Biraz daha gelirse bana doğru. Heh. Şöyle yakaladım. Attım.
Bak, yakında olduğum için hafif saldırıyı otomatik vurdu. Geri adım atıp yapmam lazım onu bir de. Vurmayacak. Mesafe önemli bunda işte ya. Yani diğerini yapmak birazcık daha zor. Ondan mesafe olayı çok detaya giriyor artık yani. Milimlik işler bunlar. O yüzden ona çok takılmayın. Yani 31 hasar. Onu da vurmayı verin. Yani 30 hasar vuralım. 30 hasar vurun. Fark etmiyor. 30 hasar birazcık daha garanti. 31 hasar vurmak çok garanti değil ne yazık ki. Onun mesafe detayı birazcık daha karmaşık yani. Bunda o kadar karmaşık değil. Hafif saldırı yapmam lazımdı da. Geriye doğru yapsam bile vurdum orada. Çok yakındım çünkü. Gördüğünüz gibi olmadı burada. Mesafe detayı önemli. Ve ya sen neden beni takip etmiyorsun ya? Şu şekilde yani yapabiliyorsunuz. 30 hasar vurabiliyorsunuz. Şimdi gelelim Haramuşa'nın kilit özelliğine. Haramuşa'da kılıç bloğu diye bir olay var. Nasıl yapıyoruz bunu? PlayStation'da sağ analogu aşağı çektiğiniz zaman kılıç bloğuna geçiş yapabiliyorsunuz. Bu kılıç bloğuna her şekilde geçiş yapabiliyorsunuz bu arada. Her şekilde derken şunu kastediyorum. Her şekilde değil tabii ki de yani. Guard break'ten sonra yapamıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Şu şekilde yapabiliyorsunuz. Hafif saldırıdan sonra geçiş yapabiliyorsunuz. Hafif saldırı geçiş yapabiliyorsunuz. Ağır saldırı anında geçiş yapabiliyorsunuz. Zincirleme ağır saldırıdan sonra da yapabiliyorsunuz. Şu şekilde direkt kılıç bloğuna geçiş yapabiliyorsunuz. Bu kılıç bloğunun toparlanma süresi çok seri olduğu için bu Haramuşa da önemli. Çok önemli hatta. Çünkü rakibiniz bu saldırıdan kaçıldı diyelim, Orochi. Kenara kaçılma saldırısı yaptı diyelim. Tam onu yaptığı sırada kılıç bloğuna geçerseniz o kenara kaçılmayı da otomatik olarak atlatabiliyorsunuz. Bunun için dünden önceki gün attığım Haramuşa videosunu izleyebilirsiniz. Orada Yorm maçını, Yorm düellosunu açın. Orada ne demek istediğimi anlarsınız. Burada da göstermeye çalışacağım tabii ki de Orochi'ye karşı falan alırım. Bot'a karşı işe yarar mı bilmiyorum ama sanmıyorum ya. Neyse, düellolarda görürüz herhalde ya. Yine düello videosu, yani düello videosu derken açıklamadan sonra düello atarım bir iki tane. Çok atmayacağım bugün. Bir tane atarım büyük ihtimalle. Çünkü dün zaten dünden önceki gün, evvelsi gün şey yaptım zaten. Yani Haramuşa videosu attım. Ona bakabilirsiniz. Daha detaylı açıklama için. Şimdi bu saldırı neleri şey yapamıyor? Çoğu saldırıyı bununla atlatabiliyorsunuz. Kılıç bloğuyla. Atlatamadıklarınız 5'lerdir. Mesela Warden'ın omuz vuruşunu kılıç bloğuyla engelleyemezsiniz. Ya da bloklanamaz saldırıları bu kılıç bloğuyla engelleyemezsiniz. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da guard break'lere karşı zayıftır yani. Guard break'lere karşı sizi savunmasız bırakıyor. O yüzden yaparken dikkatli olun. Rakibin saldırısının geldiğinden emin olduğunuz zaman bunu yapmanız lazım. Görüyorum şöyle dolaşan adamlar var böyle böyle. Çok yanlış yani. Şimdi ne diyordum? Şundan sonra da yapabiliyorsunuz bu arada. Bundan sonra da yapabiliyorsunuz bu arada. Yani çoğu saldırıdan sonra yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Bu şekilde direkt kılıç bloğuna geçebiliyorsunuz. Mesela bloklanamaza yapamıyorsunuz. Örnek olarak da göstermiş oldum. Şimdi kılıç bloğundan sonra ne yapacaksınız peki? Peki 3 seçeneğiniz var. Bunlardan birisi ve en ideali hafif saldırıdır. Şu şekilde hafif saldırı yaparsanız 20 hasar verirsiniz. Enteresan bir şekilde ağır saldırı yaparsanız 16 hasar vuruyor. Eskiden tam tersiydi. Eskiden ağır saldırı yaptığınızda büyük, yanlış hatırlamıyorsam 30 vuruyordu yani. O civarda bir hasar veriyordu. Hafif saldırıysa 15 falan vuruyordu galiba. Sonra değiştirdiler onu. Yani hafif saldırı 20 hasar veriyor. O yüzden hafif saldırı yaptığınızdan emin olun derim. Ağır saldırıyı ne zaman yaparsınız? Rakibinizin canı azdır. İşte Dominion'dasınızdır falan. Duelo'da da yapabilirsiniz. Execution yapmak için yani. Rakibinizin canı azdır. Bloklanamaz yaparsınız. Bu işte kılıç bloğu yaparsınız.
O zaman execution'a otomatik geçiş yapmış oluyorsunuz. Ağır saldırı olduğu için. Yani rakibinizin execution atıp canınızı yenileyebilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında hafif saldırı yapmanızı öneririm. Her ikisinde de zincirleme kombolarınızı devam ettirebiliyorsunuz. Yani hafif saldırıdan zincirleme ağır saldırıya ya da hafif saldırıdan kenara ağır saldırılara geçiş falan yapabiliyorsunuz yani. Aynısı ağır saldırı için de geçerli tabii ki de. Yani ne demek istiyorum? Ağır saldırıdan ağır saldırıya geçiş yapabilirsiniz. Ya da ağır saldırıdan zincirleme ağır saldırıya geçiş yapabilirsiniz. O şekilde yani. Yani zincirleme ağır saldırıya geçiş yapıp feint yapabilirsiniz. Bu şekilde kombolarınızı devam ettirebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde hafif saldırıdan da zincirleme komboya geçiş yapabiliyorsunuz. Üçüncü Clutch Blow özelliği ne peki? Bu da tekmedir. Rakibin enerjisini götüren bir tekme atıyorsunuz. Duvar yakınındaysa duvara vuruyor. Uçurum kenarındaysa uçurumdan düşürüyor. Benim Aramusha'daki en sevdiğim özelliklerden, yeteneklerden birisidir. Çünkü ağır saldırıya direkt geçiş yapabiliyorsunuz bunu yaptığınız zaman. O yüzden önemli. Yani duvara vurdum, ağır saldırı yaptım şeklinde. Devam ediyor combo. O yüzden önemli yani. Şimdi bu Clutch Blow'un ince detayını göstermem için karşıya bir Orochi almam lazım. O yüzden ben bir Orochi ile değiştirip geliyorum bunu. Şimdi karşıya Orochi verdim. Orochi'ye kenara kaçılma saldırısı yaptıracağım. Şuradadır büyük ihtimalle. Nerede? Nerede be bu? Burada mı? Yo. Tamam, buradadır o zaman. Tamam, şu. Şimdi diyelim ki karşıda bir Orochi var. Ve siz tam hafif saldırı yaptığınızda bu şekilde kenara kaçıldı. O zaman ne yapıyorsunuz? Bunun zamanlamasını da tutturmanız lazım tabii ki de. Bu şekilde Clutch Blow'una direkt geçiş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Rakibin kenara kaçılmasını bu şekilde atlatabiliyorsunuz. Anında geçiş yapabildiğiniz için rakip bunu beklemiyor genelde. O yüzden yapabiliyorsunuz bunu. Her zaman işe yaramaz ama onu söyleyeyim. Yani diyelim ki Orochi diyelim burada kaçıldı ya. Ben bunu yaptım. Ama bana saldırmadı ve guard break attı diyelim. O şekilde kendinizi tuzağa düşürmüş de olabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde komboyu yapabiliyorsunuz. Aramusha da. Ağır saldırıdan sonra da yapabiliyorsunuz tabii ki de. Yani diyelim ki şöyle vurdunuz. Direkt yapabiliyorsunuz. Bota karşı zor oluyor açıkçası bunları yapmak. Gerçek rakiplere karşı daha kolay diyebilirim. Çünkü botlar istediğiniz zaman da tepki vermiyor. Kafasına göre takılıyor. O yüzden zor oluyor. Anlatmadığım herhangi bir şey kaldı mı acaba? Şimdi düşünüyorum. Maksimum hasara geçiş yapacağım da ondan önce anlatmadığım bir kombosu kaldı mı diye düşünüyorum. Hafif saldırıları anlattım. Zincirleme komboları anlattım. Ağır saldırıları anlattım. Ağır saldırı zincirlemesini anlattım. Guard break'ten sonra yapacağınızı anlattım. Hafif saldırı periden sonra yandan ağır saldırı yapıyorsunuz. 27 hasar vuran onu söyledim. Yana kaçılmaları anlattım. İleri atılmaları anlattım. Kılıç bloğunu anlattım. İnce detayları anlattım. Şu duvara vurma. İşte 30 hasar vurma. Onu bir tekrar göstereyim de iyice kafamıza kazınsın bence. Gel bakayım şöyle sen. 31 hasarı vurmaya çalışacağım da. Onun mesafesi biraz önemli ya. Galiba şöyle gel bakayım bana biraz. Bak şuradan, buradan vurmam da. Bak şuradan vurabilirim. Şöyle bir adım daha at bakayım. Tamam oğlum bir git. Deminki gelmiyor, bu da gitmiyor. Şöyle gel bir adım daha. Heh. Buradan yaparım herhalde. Ha yapmadı, dur. Tamam şöyle galiba o zaman. Attım. Lan duvara vursana. Attım. Duvara vurdum.
Gördüğünüz gibi 31 hasar vurabiliyorum bu şekilde. Hatta bloklamasını da açayım da iyice kafamıza kazınsın. Şöyle mesafesi önemli bunun. Buradan olmayacak tabi. Şöyle gel biraz. Heh. Şuradan olur herhalde ya. Yok, duvara vurmayacak buradan. Yakaladım. Attım. Hafif saldırıyı verdim. 31 hasar vurdum. Bu biraz işte ince ayrıntı. Diğerinde o kadar düşünmenize gerek yok tabii ki de. O hızlı geldiği için 30 hasar olan. Onu vurabiliyorsunuz. Ama 31 için böyle şey önemli ya. Şu mesafe önemli. Yani tam o mesafede kalmanız lazım. Yoksa olmuyor yani. Güzel. Bunu da anlatmış oldum. Şimdi diyelim ki şu max şeylere geçeceğim artık. Maksimum hasarları nasıl yapacağınızı söyleyeceğim. Staminasını aldınız rakibin bir şekilde. Nasıl oldu bilmiyorum, aldınız. Ne yapıyorsunuz? Bundan sonra yapacağımız şey yani zone en idealdir rakibi yakalamak için. Enerjisi yokken. Yani rakip bunu perilemeye çalışabilir ya da kenara kaçılmaya çalışabilir. Çünkü yani 30 hasar vurduğu için hani bundan kurtulmak isteyecektir. Ya peri yapmak ister ya kaçılmak ister. Eğer duruyorsa o zaman yapacak bir şey yok. Yani kandıramayacağız demek oluyor bu. O zaman vurun geçin yani. Ne yapıyoruz? İptal guard break yapıyoruz. Aramuşa'da olay şu. Onu da göstereyim. Duvara vurduğumuzda aynı yani. Duvara vurduğumuzda aynı derken neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Hafif saldırı, ağır saldırı yapıyorsunuz yere attıktan sonra. Gardınızı tuttuğunuz yerden vurmanız gerekiyor. Ama şöyle bir ayrıntı vereyim size. Zaten zone yaptıktan sonra guard break'i yakalayıp işte rakibi yakaladıktan sonra gardınız otomatik olarak zaten solda kalıyor. O yüzden çok bir guard değişikliği yapmanıza gerek yok. Yakaladım, attım. Hafif, ağır, hafif yapıyorum. Kombosu bu Haramuşa'nın. Tekrar gösteriyorum. Attım. Hafif, ağır, hafif saldırı yapabiliyorsunuz Haramuşa'da. Yön olarak şu şekilde söyleyeyim size. Sağ ve ileri atmanız gerekiyor Haramuşa'da. Sola atarsanız veya geriye atarsanız olmaz. Çünkü o zaman rakip böyle çok daha ileriye savruluyor. O yüzden şu şekilde sağa ya da ileri atmanız lazım. Kombosu bu Haramuşa'nın. Diğer bir kombosu da zondur. Yani zon saldırısı da yapabilirsiniz. Ama zonla yakaladıktan sonra tekrar zon atmak çok fazla enerji götürüyor. Haberinizde olsun yani. Aklınızda bulunsun. Diyelim ki bir şekilde yanlışlıkla sol tarafa attınız. O zaman ne yapıyorsunuz? O zaman yapacağımız şey zincirleme ağır saldırı kombosunu vermek oluyor. O zaman 31 hasar vurabiliyorsunuz anca. Aynısı geri saldırı için de geçerli. Ya da zone yapıp 30 saldırı vurursunuz. Ha, tamam, sıkıntı yok. Eğer sola falan atarsanız zone yapabiliyorsunuz. Ama işte mesafe önemli onda işte. Ya zamanlama önemli, pardon. 13-30 vurabiliyorsunuz. Geriye yaptığınızda bunu yapamıyor. Zone ıskalıyor. Benim hatam, pardon. Eğer diyelim ki sola attınız, o zaman zone yapabilirsiniz. Ama geriye atarsanız ıskalıyor. Ben solda da ıskalıyor diye zannediyordum. Iskalamıyormuş. Yeni şeyler öğreniyorum ben de. Aklınızda bulunsun. Zone sola attınız. Hiçbir şeyin sonu değil bu. Yani sadece 30 hasar vurmayacaksınız. 31 hasar. 13-30 vurabilirsiniz yani. Bu şekilde. Ama benim tercihim burada bu komboyu yapmak olurdu. Size kalmış diyebilirim. Şimdi diyelim ki rakibin saldırısını perilediniz. O zaman ne yapacaksınız? Nerede perisi bunun? Diyelim ki saldırıyı iptal ettiniz. O da yeminize geldi. Ne yapıyorsunuz? Yapacağınız kombo yine aynı. Periledim. Vurdum. Bu sefer hafif saldırı garanti olmuyor yalnız. Aklınızda bulunsun.
zone yapabilirsiniz yine. Ya da dediğim gibi yine bu komboyu yapabilirsiniz. Bazen garanti oluyor, bazen olmuyor. Ben de anlamadım bunun sebebini. Demin gecikmeli vurdum galiba, o yüzden olmadı. Bakın yandan vurduğumda olmuyor. Ama saldırımın yönünü değiştirip vurursam oluyor. Onu fark ettim ben de. Yani şöyle söyleyeyim. Vurdum, vurdum, vurdum. Gördünüz, yukarıdan vurunca 13 hasarı vurabildim. Ama yandan vurunca olmadı. Bunlar da ince detaylar. Aklımızda bulunsun yani. Ben de yarın öbür gün kullanırım. Vurdum, vurdum, vurdum. Bakın. Yukarıdan başlarsam hafif saldırı komboma, yukarıdan bitirdiğimde olmadı. Ama şöyle bir şey deneyeceğim o zaman. Yukarıdan vurdum, yandan vurdum, yandan vurdum, oldu. Ne kadar enteresan değil mi? Yani saldırınızın yönünü sürekli değiştirmenizi istiyor oyun burada sizden. Ne kadar ince detaylar bunlar. İnsan nasıl hatırlayacak bunu ya? Vallahi Aramuş'a o yüzden biraz zor bir karakter. Aklınızda bulunsun yani. Ya ben bunlarla uğraşamam aga. Sen bunları geç, bana garantiyi söyle diyorsanız zon bu. Garantisi bu yani. Ağır saldırı ağır saldırı yapamazsınız. Aklınızda bulunsun. Aramuş'a da yapamıyorsunuz onu. Ya da direkt şöyle de yapabilirsiniz. Hafif saldırı ağır saldırı yapabilirsiniz. O da bir tercih tabii ki de. Hafif saldırı ağır saldırı yapıp kombonuzu bitirebilirsiniz. Aramuş'a da. Tekrar akılda kalıcı olması için tekrar gösteriyorum. Vurdum. Hafif, ağır, hafif. Saldırımın yönünü sürekli değiştirdim. Yukarıdan başladım, ağır saldırımı sağdan vurdum, soldan hafif saldırıyla bitirdim. Tekrar gösteriyorum. Ağır. Yanlış, hafif, ağır, hafif olacaktı. Hafif, ağır, hafif. Olay bu Aramuş'a. Şimdi bir tane de düello oynayayım. Böylece bugünkü açıklayıcı, öğretici videomu tamamlayayım. Anlatmadığım herhangi bir kombosu kalmadı diye düşünüyorum. Şimdi Aramuş'a da şeye geçiş yapmadım ben. Düello'ya. Neden? Çünkü zaten yani evvelsi gün Aramuş'a da düello videosu attım. Eğer nasıl oynandığını görmek isterseniz oraya gidip bakabilirsiniz orada. Yani burada anlattığım çoğu kombonun hepsini yapmışımdır. O duvara vurma ince detayını yapmadım sadece. Gerçi onu normal oynayışta da zaten yaptığımı çok görmezsiniz. Çünkü o bayağı yani şey artık ileri ileri seviye tekniklerden birisi. Yani düellolar sırasında çok yapma fırsatı olmuyor. Onun mesafesini ayarlayacaksın da duvara vuracaksın da. Biraz uzun hikaye yani. O yüzden ekstra anlatmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten kanalıma bakarsanız çok fazla Aramuş'a videosu görürsünüz. Eğer eski Aramuş'a'yı görmek isterseniz de 5 sene önce attığım videolar var. Canlı'nın sekmesinden onlara bakabilirsiniz. Yani eski Aramuş'a nasıldı diye merak edenler için. Şimdi Aramuş'a'daki perklere geçecek olursak. İdeal tercih burada Bastion almam gerekirdi normalde. Ama bu zırhımda Bastion perk yok. İki tane Aramuş'a zırhım var. Birisi bu şekilde, diğerinde Bastion zırhı var. O Bastion zırhı olanı genelde Dominion ve Breach'lerde falan kullanıyorum. Bunu ise normal düellolarda kullanıyorum. Bu benim yaşlı ustam. Diğer işte siyah zırh var ya o. İdeal tercih burada Bastion, yani Vengeful Barrier ve Fresh Focus ya da Bull Cup olabilir. Ya da işte Bastion, Last Stand, Fresh Focus, Bull Cup olabilir. Bunlar size kalmış tercihler diyorum. Neyse bugünlük bu kadardı. Umarım anlatabilmişimdir. Anlatmadığım bir şey varsa, gözden kaçırdığım, unuttuğum söyleyebilirsiniz. Sanmıyorum yani çok bir şey unuttuğumu açıkçası ama yani 70 rep Aramuş azını unutma değil mi yani, bir zahmet. Ama insanlık hali tabii ki de, bazı şeyleri unutmuş olabilirim. Yani unuttuğum varsa söyleyebilirsiniz. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.